İyi akşamlar değerli Kanal 34 izleyicileri. Gündem özel programına hoş geldiniz. Bugün ekonomik, siyasi ve manevi gelişmelerin konuşulacağı bir program olacak. Çok değerli bir konuğum var. İlk önce konuğu size takdim edeceğim. Konuğumuz Sait Muhammed Durki. Şu anda stüdyomuzda, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Tabii Sait Bey'le tercümanımız aracılığıyla bir iletişim sağlayacağız. Tercümanımız da şu anda stüdyomuzda. Florence Atlantis, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biz değerli izleyiciler bu programı üçe böldük açıkçası. Birinci bölümde daha doğrusu manevi gelişmelerden bahsedeceğiz. Yani Türkiye'nin ve dünyanın manevi konumunu konuşacağız. Ardından dünyadaki ekonomik krizler, ekonomik gelişmeler ve bu ekonomik gelişmelerin yansımaları neler olacak, bunları konuşacağız. Ve son olarak da siyasi gelişmeleri konuşacağız. Dünyada bazı bölgelerde, özellikle bizim coğrafyamızda son zamanlarda kritik gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Suriye, Yemen, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında kritik gelişmeler var. Bu konuyla ilgili Sait Muhammed Durki hocamızın bilgisine başvuracağız. Kendisinden bu konularla ilgili önemli bilgiler alacağız. Ben kısaca kendisini tanıtayım, sonrasında programımızda konularımızı konuşmaya başlayalım. Sayın Sait Muhammed Durki 1964 İran doğumludur. Uzun yıllar birçok Arap ülkesinde bulunmuştur. Gerek ekonomik olarak faaliyetlerde bulunmuştur. İlişkileri ciddi anlamda iyi durumdadır Arap ülkeleriyle. 2012'de Dubai'den Anadolu coğrafyasına, yani Türkiye topraklarına gelmiş ve bu toprakların adeta aşığı durumundadır. Ve kendisi de ciddi anlamda çok mütevazi bir kişiliğe sahiptir Muhammed Bey. Medeniyetlerin ve maneviyatların beşiği İstanbul'dan, yani Anadolu'nun merkezine, dünyaya, Anadolu'nun merkezinden dünyaya manevi, ekonomik ve siyasi mesajlar vermeye başlamıştır. Bu siyasi mesajlar neler? Şimdi yakından öğreneceğiz bunu. Efendim, şimdi ilk olarak konumuza maneviyatla başlayalım. Manevi gelişmelerden bahsedersek eğer, dünyadaki manevi durum, özellikle İslam coğrafyalarındaki manevi durum nedir? Manevi konularla ilgili bize kendi tecrübelerinizden yola çıkarak söylemek gerekirse neler söylemek istersiniz? Buyurun, söz sizde. در اولین برنامه اگر بخوایم اگر از مراحل معنوی شروع بکنیم برای توضیح دادن، بفهمید که اون موارد معنوی که برای دنیا مخصوصا برای جغرافیای ما مهمه، برای جهان اسلام مهمه، اینا چی ها میتونه باشه، چی ها هستن؟ بفرمایید. بسیار عالی و خیلی پرسش بسیار خوبی است. اول اجازه بدید من سلام و عرض ادبی داشته باشم خدمت مردم بزرگ آناتولی و مردم کشور خودم ایران و کل جهان. Çok güzel bir soru. Fakat ben en başta hem Anadolu milletini selamlıyorum, hem doğum yerim olan İran'ın milletini selamlıyorum ve aynı zamanda tüm dünyaya selamlarımı sunuyorum. Biz de aleyküm selam diyoruz ve diğer sorularımıza cevap almaya devam edelim. Maneviyat denince aklımıza ne gelmeli? Bale, aleyküm selam. Der zemini manevi, اون چیزایی که از نظر شما باید به ذهن میاد چی ها هستند؟ بفرمایید که بنده اصلا مسئله معنوی از اینجا پیش اومد که 17 سال پیش در سال 2003 که در ویدیو هم نشون داده میشه، حادثه گولیه که در آفیس در دفتر بنده در دولت امارات در شارجه اتفاق افتاد. شارجه ده بریم آفیسم مار yani orada zaten ticari faaliyetlerimi yapıyorum. 2003 yılında, 17 sene önce orada benim bir saksıda bir çiçeğim vardı. Orada bir belirti gösterildi. Maneviyat
kısmı, işin maneviyat kısmı oradan başlıyor. Nasıl bir belirtiydi mesela? Belirti derken o ofisindeki çiçekten ne gibi bir mesaj vardı? Mesajı öğrenebilir miyiz? اون چیزی که رخ داد تو اون گلی که در دفتر شما بود چه جور قضیه‌ای بود چه پیامی بود که داده شد اونو بله بله دقیقاً من همین خدمتتون میگم این پیام پیام یک کشور یا یک دین نبود پیام جهانی بود که حتی من میتونم که الان براتون توضیح میدم این مسئله قوم یهود و مسیح و اسلام یعنی سه قوم بزرگی که امروز در جهان زندگی میکنن پیام برای این سه قوم بود اینا Tabii bu verilen mesaj zaten tam onun üzerine gideceğim şimdi, bunları açıklayacağım. Bu aslında bakarsanız hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem Müslümanlar için verilen bir mesajdı bu. Ve arzım bozul, خب تا قبل من کارم تجارت بود و اقتصاد اونها همینطورم که گفتم انسان بسیار ساده ای هستم و از کوچه و بازار رفته بودم در کووید برای تجارت بعد در امارات مشغول شدیم ولی خب قبل از موضوع این معجزه ای که من معجزه طبیعتا میدونم تو دفتر ما 17 سال پیش چی داد من کارهای بیزنسی با دولت ایران با کشورهای عربی با سرمایه‌گذاران خوب بزرگ عربی تو ایران کار می‌کردیم بعد اومدیم در امارات ولی چون من از بچگی همیشه رو مسائل حالا یه جوری بگم خدایی معنوی ادیان یا مسائل مذهبی خیلی فکر میکردم تا اینجا تو این گل یه جوابی برای من اومد طبیعی ben şimdi ilk başlarda yani normal bir hayattan yola çıkarak Dubai'ye Şarjaya falan gittim, ticaretle meşgul oldum ettim. Evet, bu belirli bir yerden sonra biraz ilerledikten sonra İran devletiyle de ticaret yapıyordum, başka yerlerde de ticaret yapıyordum. Fakat çocukluktan beri biraz dini konularda, biraz manevi konularda çok dikkat ederim, çok ilgimi çeker. Ki o aşamada artık bu çiçeğin konusunda bir cevap verildi bana. و در این اتفاق زبان ما بسیار گویا شد و من یک لحظه حس کردم اصلا منی که دنبال یک کار کوچیک بودم حتی من بارها گفتم شاید من آرزو داشتم یه مغازه بقالی کوچیک بزنم توش زندگیمو بچرخونم ولی خب حالا خداوند کائنات هر چیزی ما رو ولید تو کمپانی‌های بزرگ چه در کووید چه در ایران بعد تو امارات شرکت نفتی مسائل کلان جهانی یه جوری من ارتباط برگم با سر تا سر جهان با تمام کمپانی‌های بزرگ دنیا Tabii bu benim bir nevi yolumu açtı hatta bu olay. Şimdi açıklayacağım bunu da ama yani ben aslına bakarsanız ilk başlarda böyle bir hedeflerim yoktu. Orada böyle çok büyüyeyim falan filan ama yani hatta aklımda şey vardı. Belki ben bir bakkal dükkanım olsa orada çalışsam kendime falan yeterliydi. Hmm. Fakat bu konu gerçekleştiğinde artık benim yolumu açtı. Dünyanın her tarafına açılabilmek için. Hmm. بعد من دیگه یواش یواش تمام سیاسیان جهان و حکومت ها را که حتی خودم باورم نمیشد اگه من دانشگاه میرفتم یعنی 30 سال دانشگاه میرفتم نمیتونستم تمام خانواده حکومت های دنیا رو بشه یه جوری شده بود که من تو همون شرکتی که تصویرش هست به نام الولی در دوولی در شارجه انگار که تمام دولت های جهان خانواده هاشون من شناختم حتی فهمیدم حتی اینا چه افکاری دارن هدفشون چیه به اینجا رسیده شده بودم در این شرایط Yani öyle bir yere geldik ki yavaş yavaş işler o şekilde açıldı ki ben mesela kendim de hiç inanamıyordum. Yavaş yavaş tüm dünyanın devletleriyle, hükümetleriyle, devlet adamlarıyla irtibata geçtim. O Şarca'daki ofisim, El Velid şirketi ofisi. Oradan artık yani hepsiyle birebir tanışmaya başladım aileleriyle falanla. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir çiçeğin mesajıyla hayatınız değişiyor anladığım kadarıyla. Bu hayat aslında siz çiçeğin mesajını anlatırken benim aklıma şu geldi. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, İran'da da tanınır yani. Onun çok güzel bir sözü vardır. Her bahar bir çiçekle başlar. Sizin de baharınız bir çiçekle mi başladı? Bir çiçeğin mesajıyla mı başladı? حالا تا اونجایی که من متوجه شدم یک گل باعث شده که مسیر زندگی شما مشخص بشه دکتر نجمالدین اربکان که در ایران هم میشناسن مرحوم نجمالدین اربکان یک حرفی داشت میگفت هر بهار با یک گل آغاز میشه
در زندگی شما هم این شکلی پیش اومد یعنی؟ دقیقاً خدا رحمت کنه آقا واقعا من اینجا اومدم ایشون شناختم قبلا هیچ شناختی نداشتم از سرزمین آناتولی وقت اومدم اینجا فهمیدم چه خبره بود معنوی tam olarak evet söylediğiniz gibi rahmetli Necmettin Erbakan'ı ben aslında önceden çok fazla bildiğim tanıdığım yoktu buraya geldikten sonra tanıdım evet aynen söylediğiniz gibi oldu evet yani hayatınıza yansımaları aslında şimdi ben şeyi merak ediyorum şu anda ekranda dönen çiçekten mi bahsediyoruz yani nedir bu çiçeğin özellikle görüntüleri varsa yani ki var anladığım kadarıyla bu çiçek ne çiçeği bitki türleri arasında bunu mesela öğrenmek istiyoruz. Tam önceki ki متوجه میشم همین گلی که در ویدیو هم میبینیم این ظاهرا اون که شما این دقیقاً چه گیاهیه چه چیزی اگه اجازه بدید تا من توضیح بدم جالب که اصلا چه اتفاق افتاد که گل و این یه چیزی که مربوط به جهان بود ولی 17 ساله سکوت بود و امروز از سرزمین آناتولی این ملت بزرگ و این شهر تاریخی استانبول و پر انرژی به جهان اعلام شد. Tabii tabii müsaade ederseniz tam onları tam olarak özet olarak şey detaylı olarak açıklayacağım ki şöyle izleyicilerimizi de çok da yani koparmamak için yani şöyle yapalım. Kısa kısa yani tercümesini yapabilirsek onlar da Türkçe olarak kısa kısa cevaplarını duysunlar ki programdan kopmamış olsunlar. Buyurun söz size. Bari میگن فقط یه جوری مثلا کوتاه کوتاه بتونیم توضیح بدیم که بیننده ها هم ذهنشون مخشوش نشه. بله بفرمایید خب این خیلی سخته برام چون من نیاز به سخنرانی در این مورد دارم ولی من دارم خودم خیلی تمرکز می‌کنم که بله ما بتونیم بیننده ها رو روشن کنیم ولی این نیاز به سخنرانی که ان شاءالله در آینده نزدیک سرزمین آناتولی چون انرژیزاست این انرژی از من به توسط سخنرانی چیزی تخلیه خواهد شد که بقیه دنیا بتونن ترجمه خودشون انجام بدن و من کل واقعه رو براشون بگم اینا. Tabii bu zor bir şey çünkü çok büyük bir birikim var, yılların birikimi var ve aslına bakarsanız bir mitingle bu açılabilir. Ben ama şu anda onu sıkıştırıp burada ekranlarda söylemek için uğraşıyorum. Tabii ileride bu mitingi de gerekirse yapılacak ve Anadolu milleti buradan ilk mesajı alacak. Ben anlamıyorum sana asli matlam. من چون از بچگی خب یه فکرای خوبی تو سرم می اومد از خانواده گرفته برای شهر خودم برای کشور خودم آروم آروم امروز برای جهان خیر و برکت میخوام یعنی خیر و برکت هم معنوی هم مادی و هم سیاسی برای جهان میخوام جنگ 11 سپتامبر شده بود زدن افغانستان مشکلاتی که در افغانستان پیش اومد بعد مشکلات 2003 عراق و حمله به عراق و صدام حسین و اینا پیش اومد من توی امورا که خیلی فکر میکردم آخه چرا جنگ بعد من آشنا شدم میبینم ما اونقدر ثروت داریم آمار اومده پیش من از کمپانی های بسیار قدرتمند غربی از آمریکا از اروپا از خود بریتانیا تریلیون ها دلار ما اموال داریم بعد حالا این جنگ ما سر چیه من دارم فکر میکنم این اخبارم برای من فقیر میاد من فقیرم میگم خدایا این همه پول این همه ثروت پس حالا جنگ چیه پس جنگ صدام حسین چیه جنگ کویت چیه جنگ افغانستان چیه اومدن آمریکا و همه اینا برای چیه تا اون شب خوابی بر من چیز شد در آن شب که گل ظهور کرد اینا Şimdi ben çocukluktan beri zaten hep pozitif yönlerde kendimi geliştirmeye çalışırım. O yüzden bazı şeyler benim çok dikkatimi çekiyordu. Mesela 11 Eylül olaylarında ne bileyim Afganistan olaylarında, savaşlarında, 2003'te Irak konusunda falan hep bunu düşünüyordum. Yani bu savaş falan filan böyle olumsuz şeyleri yaşamasa insanlar olmaz mı? Yani bunlar ne buna neden oluyor? Fakat irtibatlarım da vardı dünyanın çok büyük şirketleriyle, büyük devletlerin ticari işlemleriyle, ne bileyim faaliyetleriyle. Bunu da görüyordum bir taraftan. Yani bir sıkıntı yok. Aslında maddi bir sıkıntı yok dünyada. Trilyonlar dolar yani sağa sola gidiyor, transfer ediliyor. Fakat yine de bir savaş var. Peki bu savaş ne için oluyor? Yani nasıl bir açıklaması var bunun? Fakat ma keşferhay İslami vakma hesap kerdam amval keşfer khodam İran ve dostan ve baradaranım der keşferhay Arabi der mantığı به قول معروف خلیج فارس ثروتی که من اونجا به قول معروف دپو شده در غرب دیدم بحث هزاران
تریلیون دلاریه. ولی ما حالا چرا با هم میجنگیم سر دین و مذهب؟ آقا من کیم؟ من از تو بهترم، تو از من بهتری؟ اینا رو من فکر میکردم تا اون شب خوابی که سوپین گل تو خوابی را من دیدم که الان اعلام بود. من مثلا düşündüm sadece kendi bölgemizdeki Müslüman ülkeleri düşünsek, İran olsun, bu körfez ülkeleri, Arap ülkeler falan, sadece bunların servetini düşünmek istersek, ben evet duymuştum bazı rakamlar falan ki hepsi depolanmış durumda, başka ülke o Batı ülkelerinde falan depolanmış durumda. Yani bir tek o yaklaşık binlerce trilyon dolardan bahsediliyor. Evet. Peki nedir bu alıp veremediğimiz, birbirimizle mesela burada savaşla falan meşgul edildiğimiz ki o aşamalarda bir rüya gördüm bu çiçekle ilgili. Onu şimdi açıklayacağım. Ve ben alaka khasi daram şabab piyade ravi in muddatam ki dar Kuveyt budam, dar Emarat, alanam dar Istanbul, şaba miram kenar derya qadam mizanam ve zikr migam. Dost daram khayli sade, khayli rahat ba khuda sohbat mikunam. Yani age men bakham jalob durbin ba khuda sohbat kunam, mardum jahan taajjub munan ke khuda inqadr rahat mishe ba sharf bezani. Bale, inqadr rahat mishe ba khuda sohbat. Benim bir alışkanlığım da var. Yürümeyi çok severim. Yürüyüş yapmayı çok severim. Özellikle geceleri, akşamları falan, yani Dubai'de olduğum zamanlarda da aynı şekilde yapardım, Kuveyt'te de. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da da akşamlar çıkıp, gece vakti, gece saatlerinde çıkıp denizin kenarında böyle yürüyüş yaparım. Ve Allah'la konuşurum. Yani şu anda eğer bir kamera karşısında oturup Allah'la konuşuyor gibi konuşsam, İnsanlar şaşırırlar, Allah'la bu kadar kolay, rahat rahat irtibata geçilip konuşulabilir mi diye. Khudavand az peder u mader ve az behterin dost bara insan nazdiktir ve şuma be Khudavand bir rahati mituni her derhasti, her sohbeti, her guftugu daşte başi hiç moşkeli hem nişkede zemini nis ki begen aga cun muvazib ba şuma ba şahs mukhay sohbet kuni ba prestij u nemdunam ina daşte başi. Ne, ba Khudavand khayli sade mişi guftugu. Aslında Tanrı ile irtibat kurup konuşmak anneden, babadan, hatta çok yakın arkadaştan çok daha kolaydır. Yani çünkü Tanrı bunların hepsinden bize çok daha yakındır. Ve dünyevi bir varlık değil ki tedirgin olalım, ha bize zarar verecek falan. Hayır, tamamen manevi ve tamamen pozitif bir varlıktır. Ta ettifakı ki oftad, yeki az şaba ki man az kenar derya bergeçtim, raftim o kolası 2-3 saat bekhabim, man khab didam. در عالم خواب سه پیامبر اومدن سراغ بنده فقیر، آدم معمولی، و اومدن در خواب به ما میگن ما پیامبران هستیم، با بسیار با زبان ساده با ما صحبت. بعد خیلی ساده مثلا به من پسرم آقا سعید مثلا، خیلی ساده منم نگاه کردم، خوب دیدم آره سه تا آقای خیلی خوشتیپ مرتب فلان اینا، و میگه ما رسلا هستیم. دقیقا هم با این تلفظ رسلا، شما میشناسی پیامبرا رو؟ گفتم والا ما آدم فقیری هستیم ولی چند کلاس سواد کوچولویی داریم که بدونیم پیامبرا کی هستن. دیدم که یکیش دست درست که خب ایشون حضرت موسی است و اینم حضرت عیسی روح القدس بهش میگن، اینم حضرت رسول محمد پیامبر شما مسلمان است. گفتم خب بله، ما هم با همون زبون ساده در عالم خواب بودیم. خب حاج آقا حالتون خوبه؟ حاج آقا اونا هم یه مقدار خندیدن در عالم خواب، به ما گفتن که بله. گفتم ببخشید حاج آقا، ما این لغت تو کشورهای عربی و اسلامی و حتی این امارات و ایران، ما اصولا به آدمایی که یکم محسن سال هستن خطاب حاج آقا میکنیم اینا، حالا اگه شما رسول الله هستید ببخشید من میگم حاج آقا. گفت نه پسرم، تو هر جور دوست داری صحبت کن. خلاصه گفتیم خب ما چی بگیم؟ گفتن آره شما یه شرکتی داری، خب حالا که الحمدلله وضعیت خوبه، شما الان غنی هستی، جزء بزرگان دنیا هستی، خیلی هم پیگیر هستی که چرا اتفاقای بدی تو جهان میفته، چرا مردم گرفتارن، چرا مردم نون ندارن، چرا مردم آب ندارن، در ضمن که خودت تو سخت‌ترین شرایط بودی و از سختی به این نقطه رسیدی. خب حالا اگه ما بیایم به تو بگیم، ما بهت ثابت کنیم ما سه تا پیامبر خدا هستیم از قوم یهود و مسیح و اسلام، یه نامه به تو بدیم، جرأتش داری به جهان بدی؟ گفتم والله حاج آقا اگر که شما من مسخره نکرده باشید و واقعا من فیل نکرده باشید و نیومده باشید سراغ من، چون آدم فقیری هستم، حس میکنید خیلی ضعیفم، شوخی با ما میکنید که اشکال نداره، ولی اگه جدی میگید بله بدید، من میرسونم نامه را. شده بی گجه بود گروشتن
geri döndüm, evde uzandım, yattım ve bir rüya gördüm. Üç kişiyi gördüm. Bu üç kişi Hazreti Muhammed, Hazreti İsa ve Hazreti Musa'ydı. Bunları gördüm rüyamda. Geldiler, çok rahat merhabalaştılar falan. Çok yani hiç herhangi bir büyük olay kasıntı falan değilmiş gibi geldiler, konuştular, ettiler. Birisi de bana söyledi, bunları tanıttı, hangisinin kim olduğunu. Ve şey dediler, sen burada bir şirketin var, uğraşıyorsun. İlk baştan da, en çocukluktan da aklında hep bu var. Yani niye iyi bir gelişmeler olmuyor dünyada? İnsanlığa bir hizmet yapma falan hedeflerin oluyor. Biz eğer bir yol göstersek sana, bir nasıl söyleyeyim, bir mesela şifresini versek veya doğru yolu sana emanet etsek, bunu insanlara duyurabilir misin? Ben de evet dedim. Yani bu şimdi biraz da inanmadığım için söyledim. Ha, şaka yapmadığınıza emin olursam, yani çünkü normal bir olay değil bir peygamberlerin direkt rüyada insanla konuşması. Evet, şaka yapmadığınıza emin olursam tabii ki ben elimden geleni yaparım. Genelde şöyle bir şey oluyordu, yani insanlar genelde sadece Peygamber Efendimiz'i rüyasında görürdü. Tek peygamber, hı-hı, görürdü. Muhammed Bey de üç peygamberi bir arada rüyada görmüş. Bu yani sıra dışı bir rüya aslında. Evet. Memulen merdum vakti peygambere öyle miyken ki tu khabeşun diden. Memulen fakat Hazreti Muhammed rüyince bişler merdum miyken ki diden. ولی این که هر سه تا پیغمبر رو آدم تو خوابش ببینه این یه خورده فرق داره. احسن احسن. این نکته رو من 17 ساله میخوام یکی از من بپرسه. 17 سنه‌دن beri tam birinin bunu sormasını bekliyordum. Evet. Teşekkürler. Devam edebilirsiniz. Bari efendim. بعد از این من گفتم خب بنده قبول میکنم، عذرم میخوام که من با حاج آقا شما رو صدا میکنم، چون ما خیلی مثل که خودمونی شدیم، ولی بندم چون فقیر هستم حالا از شما یه چیزی میخوام. شما سه پیامبر الهی هستید و دارای کتاب هستید، ما فقیر هستم، من یکی بنده های فقیر خدا هستم. شنید رویادا بله بیزده deyim gibi söylenir. Hacı amca denir. İnsanlar mesela burada nasıl abi deniyor büyüklere, orada da hacı amca denir. Ben de söyledim yani Hacı amca diye hitap ediyorum çünkü biz öyle alışmıştık falan, ama yani bilgim az falan, ama yani evet ben de sizin söylediklerinizi, üstüme düşeni evet o konuda yapmaya hazırım. Evet. Şuma peygamberan Allah برای ما یک نشانه میدید. من از فردا صبح نه دیگه پول میخوام، نه تجارت میخوام، میذارم کنار دنبال هدف شما سه پیامبر خدا حرکت میکنم. یه نشانه میدید یا نه؟ Fakat bir şey soracağım dedim. Ben şimdi bunu inanmam için veya sıradan bir rüya olmadığına emin olmam için bana bir şey göstermeniz gerekiyor. Bir belirti gösterebilir misiniz bana? Ben tamam inanayım, ondan sonra ticareti tamamen kenara koyarım, bırakırım. Yani bu konunun peşinden giderim. Evet. Goftan bale. Goftan befermayın. گفتن شما الان تو دفتری که داری زندگی میکنی، میشینی و تجارت میکنی، خیلی هم دفتر زیبا شکیل، شما دیگه جز ثروتمندا هستی، اونجا خیلی عالیه، شما پشت سرت یه چیزی داری، گیاه؟ گفتم ببخشید یعنی چی؟ گفت مثلا گل. گفتم بله یه دونه گل پشت سر ما هست. گفت بعد دیگه کجا هست؟ گفتم جلو یه دونه هست، اتاق سمت راست کنفرانسمون هم یه دونه، سه تا گل توی منطقه هست. گفتن ما تو سه تا گل فردا صبح به جواب میدیم. Bana şey sordular, tabii evet dediler, yani bir belirti gösteririz tabii ki. Senin çok güzel bir ofisin var. Ofisinde herhangi bir bitki var mı? Tam nasıl bir şey sordum. Yani çiçek gibi, saksıda falan bir şey. Evet dedim, yani var. Bir arkamda var, bir ön tarafta var, bir de sağ tarafta bir koyduğum bir öyle bir saksı var. Tamam dediler, yarın ofisine gittiğinde sen orada bizim göstereceğimiz belirtiyi göreceksin. Bayağı da madar hem o alemi kab kub ve hasbe bu kul kudumun İslami man
چشمام باز شد دیدم اونجا تو اون منزل اطراف منزل ما سه مسجد بزرگ در شهر شارجه دیدم اونا شروع کردن اذان دادن. Yani sonra tam rüya o aşamasında ben gözlerimi açtım, uyandım ve tam o zamanda yakında da 3 tane cami vardı. Onlardan ezan sesi duydum. Ve ben uruz sari bulan şudum, az khune zadam birun be khanumum o pesarımım ki küçük bud, be unam çizi nakudum, zadam birun ve raftam zutar az tamam rusa, tu şirket neşestim ve raftam tu fikr khuda in çe haber bud, dişab çera in khabi, çe ittifakı mukhad biyofte. O gün sabah erkenden eşime de, küçük çocuğum var, o zaman küçüktü, ona da hiçbir şey söylemeden hemen erkenden evden çıktım. Hemen gittim ofise, oturdum orada düşündüm, Allah'ım neydi bu konu, ne olacak yani, neydi bu gördüğüm rüya? Ve همینطور تو دفتر دستم هیچ موقع پشت اون میز خودم نمیشینم. اتفاقا اون روز اونجا نشستم، من همیشه یه قرآن رو میزم دارم، قرآن بود، کتاب حافظ شعر ایرانی بود. به اینا هم نگاه میکنم، بعد هی داشتم گفتم خدایا این خواب ما دیشب چی بوده؟ ساعتا 10 صبح بود، من همطور که سرم اینجوری داشتم بالا نگاه میکردم، یه دفعه دیدم همین گلی که تو فیلم جلو منه، دیدم یه گل سفید از توی اومد بیرون و نور زد و یک بوی، من حقیقت اصلا بلند شدم که از دفتر آفیس فرار کنم به سمت بیرون. دیدم یه حس دیگه، من نمیدونم اون باید متخصصین اینه، من اتفاقا خواستم از جهان اسلام و یهود و مسیح که دنبال ادیان میخوان پیامبران و کائنات به مردم معرفی کنن، چرا یکی تا امروز الان ایشون سوال کرد؟ 17 سال کسی از من سوال نکرد. من میخواستم فرار کنم، دیدم یه حسی من نشون گفت آقا بشین، شما مگه دیشب خوابت یادت رفته؟ من یادم تو، من نشستم، این گل اومد و سفید و اینا و بعد من سریع زنگ زدم به خانومم که بیاید دفتر یه اتفاقی افتاده و حالا الباقیشم. Gittim orta ofiste, genelde kendi masamın arkasında oturmazdım ama o sabah gittim oturdum, düşünüyorum acaba ne oluyor, mesela görüyorum o çiçekte saksılarda da mesela onları görüyorum. Düşünüyorum acaba ne olacak, saat 10 gibiydi, bir baktım karşımdaki o saksıdaki çiçek, ki genelde onun çıkardığı bir çiçek, onu yaprak halinde, o birden bir dal çıktı ondan. Bir çiçek açıldı, beyaz bir çiçek, hem kokusu hem böyle ışık saçıyor gibiydi ki korktum o anda, kalktım ofisten dışarı kaçacaktım, sanki bir güç böyle yerinde oturttu, yani sen bir belirti görmek istiyordun, tamam işte gösterildi, böyle oturttu, oturdum yerimde, baktım bakalım devamında ne olacak. Peki anlık olarak mı, saat 10 civarında mı açıyor o çiçek? Be صورت ناگهانی اون بله ناگهانی اومد بیرون. Evet. Bizzat o anda bile bale çiçeğin açtığını bizzat gördünüz. Bale. ناگهانی o şekilde. ناگهانی به صورت هم حرکت شو شما دید. بله اصلا من دیدم، من میگم من می‌خواستم فرار کنم از آفیس به سمت بیرون، دیدم یه نیروی مثل که من بگه بشین، همون صحبتی که اونا با سادگی پیامبران داشتن که به من گفت بشین پسرم تو نگران نباش، من نشستم اومد بیرون. Aynı şekilde yani hareket ettiğini gördüm. Yani öyle çıktı ve ya korktum zaten, yani normal bir olay değil ki kalkıp ofisten dışarı çıkmak istiyordum, korkup kaçmak istiyordum. Birisi sanki şey dedi, otur yani korkma, her şey kontrol altında. Peki yani ne kadarlık bir sürede gerçekleşiyor bu çiçeğin açması? Kaç dakika veya saat mi? Ne kadar bir zaman? Çeğat Türkeşit un baz bir şey değil mi şey? Şuma mad time işte demedim, çan saniye, dakika. Ben fakat nigah kerem bu çeşmem, dedim istifid zat, vahşet gireftim ino, zat birim. Bayağı bir korktuğum bir olaydı ama yani kaç saniye olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü bayağı bir yani yerimden sıçradım. Buyurun devam. Ve dovvomiş, yani dovvomiş farda ittifak oldu. Baz farda sobma raftam, dovvomi umad birun. İkincisi de ertesi gün gerçekleşti. Ertesi gün gittim ofise, ikincisi öyle çiçek açtı. Ruze sevvom sevvomi. Üçüncüsü de üçüncü gün çiçek açtı. Peki normalde bu çiçek, yani bu ağaç, bu bitki daha doğrusu, evet, anlık olarak çiçek açmayan bir bitki mi? İn goli ke şoma mi git, en giyahi ke şoma mi git, normalleş yine ke be surete ani gol nemide ya aslan gol nemide. Aslan nemide, yavaş yavaş miresim be onca. Ben miyem sohbet kaviye enerji ziyade استادیوم میلیون نفری میخواد تا در این مورد، ولی من دارم خودم تا
تمرکز میکنم بتونم اینجا از سرزمین عظیم آناتولی که خداوند متعال من فرستاده در آناتولی، نه بشر، نه انسان ها، سر این گل تمام دولت ها و مقامات جهان با من ملاقات کردن، منم دعوت میکردن ببرن، ولی چی از من میخواستن؟ من فقط برای اونا صحبت بکنم. من گفتم بابا این صحبت مربوط به جهانه. تا ما اومدیم اینجا. Şimdi tam olarak evet, onu açıklayacağım. Şimdi mesele tam burada. Bu bitki hiç çiçek açmaz. Yani anlık olması falan başka. Bu hiç çiçek açmaz. Yani şimdi bu çok önemli bir olay. Şimdi anlık olması başka, hiç çiçek açmayan bir bitkinin çiçek çıkarmasından şey yapıyoruz. Videolarda da görünüyor. Evet. Aynı anda öyle bir önemli bir durumdu ki bu çiçek üzerinde bir sürü dünyadaki devlet adamları benimle irtibata geçti. Herkes çağırdı. Evet, ben mesela buraya geldim çünkü bir güç, Allah beni buraya gönderdi, yönlendirdi. Ben mesela istediğim yere gidebilirdim. Çok belki başka bir tür destekler görebilirdim ama buraya Anadolu'ya gelmem gerekiyordu. Televizyonu vatanı kudam, keşfere kudam ki hem aşık milleti İran, hem aşık Arusta ve Aşayirş girifte ta 80 milyon, 100 milyon İrani hasam, televizyon Cumhuriyet İslami umad tu afiz dit ta emruz sokut kerde. Az din İslam hem sohbet mukan. Ta emruz sokut ke cevap eşun ki mige çera se ta peyambara khab didi yavaş yavaş minim jol. Ta emruz sokut keren ve kheyli kesa tu cahan. ولی سیکای هندی هم می اومدن عشق این ای گل گریه کرد، آنالیز شده، روزنامه زده، عشق انسان آنالیز کردن تو وزارت بهداشت امارات و چندین کشور و 36 کشور هم گفتن این گل اصلا هیچ جوری گل نمیده، نمیتونن گل، این کسی نمیتونه حتی بخوان با ژنتیک با اصلا امکان گل دادن نیست. 36 کشور دنیا اینه چی کردن. Şimdi tam olarak hani diyorum ya, 17 senedir bekliyordum birisi bu soruyu sorsun diye, siz sordunuz. Bu mesela İran'daki devlet televizyonundan geldiler, baktılar çiçeklerin, yani İran benim kendi doğduğum ülke, memleketim, milletini de çok seviyorum, ülkemi de çok seviyorum. Geldiler baktılar fakat şimdiye kadar sustular. Hiçbir şey göstermediler, etmediler. Ama mesela Hindistan'dan geldiler, başka ülkelerden falan geldiler. Bu beyaz açılan çiçeklerden gözyaşı misali böyle bazen su damlacıkları akıyordu. Bunları da aldılar, analiz ettiler. Tam gözyaşı kıvamında bir su. Ve hepsi de bunu teyit ediyordu. Evet, bu bitki kesinlikle çiçek açan bir bitki değil. Peki sonrasında ne oldu? بعد شروع شد از همه دنیا علمای دینی، علمای عربی، از اروپا، از حتی واتیکان اومدن دیدن، هر کسی اومد گفتن آقا به ما اینجوری حرف زدن. بله اصلا این آفیس یک فضای روحانی داره و خیلی عجیبه. و بعدم چای پذیرایشون ما میکردیم، خداحافظی میکردن میرفتن و خلاصه. بعد یواش یواش دیدیم برادرانی از کشورهای عربی هم به ما میگن که این اتفاق شما یه جوری مثلا ببندید بهتره، چون شما بیزنسمن هستی تو الان، مثلا مخصوصا دولت امارات هم مرکز تجارت جهانی هست، اینا اینه ببندید پروندش. ما هم هیچی نگفتیم، گفتیم خب هیچی، ما دیگه نه خوابمون رو تعریف کردیم نه گفتیم چه چیزی دیگه بعدش اتفاق افتاد. ولی گاهی اختار میدادم که بابا این پیام بزرگه، این گل گریست، گریه کرده، سخن سه تا پیامبر آسمانی از طرف خدا، پیامبران اگه قبول گوش کنید. ولی متاسفانه نشد تا رسیدیم خدمت شما در اینجا که الان میگم چی شد که اومدیم اینجا. Şimdi bunun devamında tabii dünyanın her yerinden dini alimler geldiler, hatta baktılar ettiler, hatta Vatikan'dan da geldiler. Hepsi de aynı şeyi söylüyordu. Bu ofiste evet bir ruhani bir hava var. Evet. Ama yani bize yani bir şeyler ikram ediyorduk falan, ağırlıyorduk ve gönderdik, gidiyorlardı. Ama bir dönem sonra Birleşik Arap Emirleri makamları tarafından bana şey dediler, yani sen yavaş yavaş bu konuyu artık kapat, çünkü yani ticaretle uğraşıyorsun, olay ticaretin dışına çıkıyor. Evet. Ve ben de tamam dedim, fakat yani içimde kaldı. Sonra bir dönem sonra söyledim, yani burada
üç peygamberin vermek istediği bir mesajdan bahsediyoruz. Yani bunu evet. üzerine örtmeyelim. Evet. Ki şimdi açıklayacağım devamına nasıl oldu. Evet, bu Hı. olay kaç yılında gerçekleşti? Görüntülere baktığımda Muhammed Bey o zamanlarda saçları ağarmamış. Daha yani şey yani bayağı üzerinden zaman geçmiş gibi gözüküyor. Ve merak ettiğim bir konu da İran'ın Tahran yani başkentinde mi gerçekleşti? Ofis başkentte miydi? Evet. Ya da farklı bir bölgesinde miydi? این ویدئو رو که تماشا میکنم این به ذهنم رسید که این دقیقاً چه سالی بود چون اونجا شما خب یه خورده فرق دارین 2003 2003 و دفتر رو میگن که دقیقاً کجا بود تهران بود نه در شارجه دولت امارات در شهر شارجه بلش که عرب امیرلرنده شارجه ده بله در دولت امارات پیک devam ben merak ettiğim bazı noktalar var hani izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için o yüzden araya giriyorum. Kusura bakmasın Muhammed. Bakşit yani vasat sohbetatun bazı çizha ki mutfacin nemişem onu aramayı porsi. Bale begit bu porsi. Çün iyi haygat ye mesele ye enerji ziyadi mıkhad. Ma khayli oz mıkham ki cürüm gəm. Ma umadim inca ki be gol ba zaban sade farsi sar in akh ra baz kunim. Cahaniyan bayad biyan تمام خبرنگاراشون از سر تا سر جهان و بذارن من حرف بزنم و اونا خودشون ترجمه کنن چون من حقیقت کارم این نیست که بتونم برم تو استودیو بسونم خیلی سخت جواب سوال چون این یک پتانسیل و انرژی بسیار قدرتمندی است که اگه ما تونست جهان متوجه شد از مسئله معنوی اقتصادی سیاسی جهان نجات پیدا مونه به سمت آرامش خواهد رفت طبیعی نرمالدر طبیعی سوالابیلیسنز یعنی بو زاتن هر کسین bilmesi ve öğrenmesi gereken konudur. Yani ben bazen evet söylüyorum bir stadyumda belki insanlara konuşmam gerekiyor bu potansiyelin açığa çıkması için. Veli tabii yani o konuda ben herkesin sorularına cevap verebilecek durumda değilim ama evet sorabilirsiniz ki inşallah dünyada insanları manevi, ekonomik ve siyasi sıkıntılarından kurtarıp herkesi rahat edelim. İnşallah, inşallah. Necat ya da hangi? و عرضم بزرگ خلاصه پس ما رسیدیم به اینجا که این گل گریسته آنالیز بردن کردم در وزارت بهداشت خبرای کشاورزی اومدن اوکی بعد ما پرونده آروم بسته شد و ما باز به همون کارهای تجاریمون ادامه میدادیم از 2003 تا ما رسیدیم به 2006 که چون ما کارهای اقتصادی خیلی کلانی را بین کشور خودم ایران، کویت، امارات و اروپا، آمریکا، هندوستان یعنی یه جوری سرتاسر جهان در اون کمپانی ما داشتیم کار میکنم کارهای بسیار قوی مثل مسائل مالی، نفتی، معادن سنگین در دنیا و دیگه ارتباط پیدا کرده بودیم در این زمان حالا ما دیگه ذهن ما از گل رفت بیرون شروع کردیم همون مسائل اقتصادی هر کسی هم میومده کنار بنده فقیری که توان بقالی رو نداشتم اومدن و میلیاردر شدن و رفتن از کنار من شاید میلیون ها آدم حداقل در این 8 میلیارد آدم رو کره زمین من با اسناد که همه تلفن‌هاشون اسناداشون حساب کتابا رو دارم شاید میلیون ها آدم اومدن از طریق بنده میلیاردر شدن و رفتن دیگه هم ما ندیدیمشون ما داشتیم کارمون ادامه میدادیم و همطور میدیم جلو تا 2006 طبیعی شنده اولای bunu anlatmıştım. Gözyaşı meselesi Sağlık Bakanlığı'nda bunlar analiz edildi, teyit edildi. Evet bu tam olarak gözyaşı bu çiçekten akıyor. Ve Tarım Bakanlığı'ndan da gönderilen bazı uzmanlar vardı. Şey dediler bu hiçbir şekilde çiçek açmaz falan. Fakat o konuyu kapat dediler. Tamam dedim kapattım. Bir şey söylemedim. Ticarete devam ettim. Ki 2006'ya kadar 2006 yani bu arada ben ticareti de çok geliştirdim. İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirleri, Hindistan, Avrupa, Amerika bunların arasında çok çok büyük çapta mesela petrol ticaretleri üzerinde çok ağır sanayi kalemler üzerinde çalışıp çok büyük adımlar atıyordum ticarette. Hatta benim yanında çalışan veya benim işimle ilgili bir taraftan benimle iş yapan çalışanlar
çok büyük büyük para kazanıp gidiyorlardı bu sırada. O kadar büyük çapta paralar sağa sola yani transfer ediliyordu. Benim kafamda oturtamadı yani oturtmaya çalıştığım daha doğrusu bir nokta var yani. Yetkililer o konuyu neden kapat dediler? Yani bir çekinceleri mi vardı yoksa bir korkusu mu vardı? Sebebi neydi kapat demelerinin? یه چیزی تو ذهن من هست چرا مسئولین به شما گفتن اون پرونده رو ببندین یعنی از یه چیزی میترسیدن یا یک مسئله بود که مثلا میگفتن پرونده رو ببندین اینم یکی از سوالایی که 17 سال من میخوام کسی از من بکنه هیچ کس نکرد شما تو سرزمین آناتولی کردی الان جوابتونو میدم harika soru اونو da aynı şekilde 17 senedir hiç kimse bana sormuyordu ben bekliyordum siz sordunuz با زبان بسیار ساده هر کدوم کسان آدم های مهمی از جهان از قوم یهود از قوم مسیحی از مسلمان پیش من اومدن میخواستن این شخصی برای خودشون بهره برداری بکنن من گفتم بابا این مربوط به جهان از طرف سه پیامبر بعد شما باید موسی و خضر بشید این لغت ما به کار میبرم قرآنی که آقا موسی و خضر دیگه الان یهودی میدونه مسیحی میدونه مسلمان هم میدونن چه تو قرآنه ای گفتم آقا شما یعنی مقامتون بالاست باید پیغمبر باشید من فقیرم مثال میزنم من خضرم نیستم یه آدم ضعیفی هستم ولی اجازه بدید من شما بپرسید بعد من براتون توضیح میدم که چرا خب این اجازه نمیدادن şimdi basit bir açıklaması var tabii şimdi herkes bu çiçek konusunu kendi adına kazandırmaya çalışıyordu. Kendi yani sahiplenmeye çalışıyordu. Ama ben de başka bir şey diyordum. Yani Kur'an'da bunun örneği de var. Musa ve Hızır diye bir örnek var. Yani Hızır bir şey söylediğinde Musa susar dinler. Yani bunu hep hatırlatıyordum bunlara. Yani bu şahıs olarak, grup olarak sahiplenilecek, bilmem yararlanılacak bir olay değil. Dünya, üç peygamber tarafından dünyanın tamamına bir mesaj verilmek isteniyor. Yani mesaj vermeye çalışıyorlar. Ve bu tek başına bir grubun, bir insanın falan sahipleneceği bir şey değil. O mesaj tam olarak ne mesela? Şimdi bana sıra dışı gelen olaylar... Yani rüya bir sıra dışı, iki çiçeğin anında açması sıra dışı. Bunların kesinlikle bir manevi bağlantısı var, yok diyemem. Bu sebeplerin sonucu tabii ki mesaj ama o vermek istedikleri özellikle üç peygamberi rüyada görüyorsunuz. Asıl mesaj ne? Hala ben vakti dikkat mikonem, dota çize... غیر معمولی میبینم یکی همین خوابی که دیدید بله سه تا پیغمبر رو یکی این قضیه گل که این هم یک چیز عادی و معمولی نیست که 100% اینا با هم ارتباط دارن منتها این پیامی که شما تاکید میکنید برای دنیا هست برای ملت دنیا هست از سرزمین آنسوری این دقیقاً چیه بسیار عالی بسیار هاریکا. عالی خود منم دنبال همینم دیگران بیان به ما بگن این قصه چی هست ولی من چیزی که اتفاق افتاده الان خدمتتون میگم تام olarak ben de onu bekliyorum insanlar bunu sorsun yani neler oldu diye evet tam olarak şimdi açıklayacağım bunu بندم که آدمی فقیر بیش نبودم و اصلا در این حدم نمیتونستم که بیام تو اقتصاد اگر من خیلی تلاش میکردم و خیلی قدرتمند میشدم گفتم احتمال داشت بتونم بقالی بزنم احتمالم داشت نمیشد ben de aslında yol yordam çok fazla bilmeyen fakir bir insanım yani Ben bu aşamaya gelmem o kadar da yani hedeflediğim veya hatta düşünebileceğim bir şey değildi. Ben bir bakkal dükkanı açsaydım bana yeterdi. Hatta düşünüyordum onu ya yapacağım ya da beceremeyeceğim. Kasu bozorgani ki az alam umadan sorağıma çe Yahudi, çe Mesihi, çe İslam be men goftan tu ma behterin emkanatı be tu midim, kah be tu midim, anval tu alhamdulillah niyaz mali dige nederi alan bak. گروه های مختلف خیلی ها پیش شما اصلا میان ثروتمند میشن میرن این خداوند به شما داده ولی میخواستن این موضوع گل مثلا افرادی از آمریکا میومدن از قوم یهودی که آقا جون شما بیا مثلا درباره حضرت موسی صحبت بکن بیشتر کسانی از کریسیان و مسیحیان میدن گفتن درباره ایشون کسانی از دوستان خودم از عربستان ایران بودن در مورد اسلام گفتم آقا شما اجازه میدید من سر بهتون بگم
بعد دیگه گفتم سر بهتون بگم اینا میگفتن نه فقط چیز مخصوص ما باشه، بعد خداحافظی میکردن میرفتن. ما الان سر یک کمیشه باز میکنیم ولی بیشترش میذاریم که دولت مردان دنیا و بزرگان ادیان بیان تا اساس سر. ولی من الان مقداری باز میکنم که شما متوجه بشید چیه. Şimdi burada verilen bir sır var bu mesaj dediğimiz. Fakat ofisime gelen, hani mesela örnek veriyorum, Yahudilerden, Amerika'dan gelen Yahudiler vardı. Ofisime geldiler, yakından gördüler, ettiler. Ama sonra şey dediler, sen konuşmalarında verdiğin mesajlarda Hazreti Musa'nın üzerinde çok fazla dur, onu daha fazla açıkla. Hristiyanlar geliyordu, sen Hazreti İsa'nın üzerinde çok dur diyorlardı. Veya mesela İslam aleminden gelip bakanlar falan vardı, onlar da şey diyorlardı, İslam'ın mesajlarını daha fazla yerleştir. Ve ben hepsine söylüyordum, yani siz izin veriyor musunuz? Ben bir, şimdi bir sır bana verildi, bir emanet gibi düşünün. Bunu ben vermem gerekiyor. Siz engel oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ki dinletemedim. Hı hı. Aynı o sırrı şu anda, tabii ki hepsini olmuyor. Yani çok büyük bir olay çünkü. Ben şu anda bir kısmını açacağım burada, söyleyeceğim. Hem izleyenler için hem de siz sordunuz sizin için. و این مهم اینجا شد که حالا همینطور که ادامه داره از 2003 من دارم میام جلو، حالا همون تفریحی که من کنار دریا میرم یا تو خلوت خودم تو دفتری که هستم شب، من این سه پیامبر بزرگ را در حال گریه دیدم، ستای گریه میکنم و منم که دیگه حالا آشنا شدیم میگیم حاج آقا، میگم خب حالا دیگه ببخشید، ما ثابت شد که شما پیامبران خدا هستید، ما فقیریم، با زبان ساده خودم صحبت میکنم، هر جور دلت بخواد، حالا چرا ستا پیامبر گریه میکنید؟ گفتن برای که جهان در مسیری داره میره که ما رسلا اصلا هنچی چیزی تو خطش نبودیم و هنچی چیزی رو ما نمیخوایم برای بشریت. ما برای بشریت به جز خیر و رفاه و آسایش چیزی نخواستیم و پروردگار و کائنات هم بی نهایت و عظیمتر از این حرف هاست. همش ما اصلا اومدیم برکت بدیم، الان توش موندیم که از سه قوم با همین لغت باندهای تبهکاری هستن که کل جهان را به سمت نابودی دارن میبرن و ما داریم تأسف میخوریم. شما نگران نباش، آروم حرف بزن بگو و به من اونه، من میدونم که این باندهای تبهکار کیا هستن. حالا ما کاری به دین گفتن ما اصلا مسئله دینی نیست، ممکنه یه شخصی یهودی باشه، ممکنه مسلمان باشه، ممکنه مسیحی باشه، ولی اون یه بخش کوچکیه که میاد باند تبهکار ایران برای ضربه زدن به امت ها به قول معروف، حالا یهودی و مسیحی و اسلام. آقا اینا دارن عالم به سمت انقراض و نابودی میبرن که بعدش من تو نهضت سفید تشکیل دادم همون 2004 نوشتم عالم در حال انقراض با سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی، ولی کسی توجه نکرد، سایت من هنوز بودش، بعد سایت من کردم و نتیجهش این شد که 2006 من به زندان در دبی انتقال پیدا کردم به مدت 2 سال و 10 روز. این که توضیح میدید گریه میکردم، حین قدم زدن دیدید یا دوباره خواب دیدید؟ نه یعنی میومد دیگه، حالا در حین قدم زدن، در حین خواب، در حین خلوت، بله. این مسیج میومد برای من. من شوره سوالیم بیارا تکرار گینه ده دشاره چکمشتم گیجه یوریش یپیودم بی نوی رویایلا گرچک آلمین آرسنده بیله گردم. Aynen yine de 3 peygamberi gördüm, ağlıyorlardı, gözyaşı döküyorlardı. Ben de söyledim yani şimdi evet ben sizin mesajınızı tamam, o şey belirtinizi bana gösterdiniz, gördük, tanıştık, ettik, konuştuk. Nedir bu konu şimdi, ağlıyorsunuz falan. Bunlar da bana söylediler yani biz 3 peygamber dünyayı ve insanları, milletleri doğru yere götürmeye, doğru yere yönlendirmeye gönderilmiştik. Şu anda da öyle yapmaya çalışıyoruz. Fakat bazı çeteler, suç çeteleri, dünya çapında çok büyük olan, büyük faaliyetler gösteren çeteler, dünyayı tam tersi yönünde çok kötü yöne doğru götürüyorlar ve böyle ilerlerse çok çok büyük felaketler olacak. و وقتی من شروع کردم اومدم یه سایتی به نام نهضت سفید زدم و توش صحبت کردم، دیگه حالا من اینجا
همه جوری می اومد، سیاسی می اومد. البته از نظر من سیاسی اینا، از نظر من همش اینا معنویه، ولی یه جایی شده که من مجبور شدم صحبت سیاسی بکنم، اقتصادی هم بنا کردین چی شدن. من رفتم اینا رو سایت زدم و نوشتم، دیدم آقا جون هر کسی که تو دنیا بیزنس منو من نمیشناسن با من تماس گرفتن، آقا شما دیوانه هستی، شما چیکار داری اومدی نمیدونم سایت میزنی، آقا پول جمع کن، دلار جمع کن، تو حداقل باید در 7 سال آینده حداقل پنجمین ششمین ثروتمند جهان باشی با این معادن، با این کمپانی ها، با کشورهای عربی، با جهان فلان. آقا این کارا رو بذار کنار، گفتم یه مأموریتیه و شروع کردم تا 2006 ادامه میدادم. حالا دیگه یه تعداد دوستانم ما رو تنها گذاشتن و دوستان رفتن، حالا یه تعدادی هم یه جوری دشمن ما شدن و 2006 سرنوشت ما شد به زندان و بزرگترین پرونده جهان 185 صفحه است و اگر جهان علمای سه دین یهود و مسیح بیان اینو ببرن بخونن ببینن دین یعنی معناش چیه، پروردگار عالم صحبتش بالاتر از این، پیامبران هدفشون چی بوده به جز خیر و رحمت چیزی نبوده، و قرآن خود ما که هر جاش میری همش میگه خداوند بخشنده و مهربانه، پس این فقر و فلاکت چیه تو کشورهای اسلامی، چرا گرسنه است، چرا فلان است، آقا این همش خیر و برکته، تمام این پیامبرا در این مسیر بودن. خلاصه نتیجه این شد که 180 صفحه به صورت معجزه‌آزا من برم زندان و فکر میکردن من در اونجا میمیرم و به اونا زنگ میزنم من نجات بدید، به هیچ کس هم زنگ نزدم تا به صورت معجزه‌آزا بعد 2 سال و 10 روز با صلوات از زندان آزاد شدم. حکمی هم که تو دبی دادن من تحویل کشور خودم ایران بدن، او حکمم شکسته شد و من موندم تو امارات تا بعد اومدم آناتولی. Şimdi ben o zaman bunları duyurabilmek için bir web sitesi açtım. Beyaz Hareket diye bir web sitesi açtım. Oradan da bazı şeyleri falan yazdım, ettim. Fakat çok ters tepki aldım. Yani dünyanın birçok yerinden irtibatım olan şirketler, büyük şirketler falan, iş adamları benimle irtibata geçtiler, şey dediler. Ya sen ne işin var böyle durumlarla? Sen bir iş adamısın, çok çok büyük çaplarda ya petrol ticareti falan yapıyorsun. Ve önümüzdeki yakın yıllarda dünyanın 7. 8. büyük şeyi, büyük iş adamı olabilirsin. Bunları neyle uğraşıyorsun onu bırakıp? Ben de şöyle söyledim. Bu bana verilen bir manevi görevdir. Yani ben bunu geri tepemem. Bunu yapmam gerekiyor. Fakat gittikçe yani ortalık biraz kıskaç daraldı. Ve bazı bahaneler çıkarıldı ve 2006 yılında ben hapse atıldım orada. Yani şöyle oldu, orada hapse attılar. Hapishaneden çıktıktan sonra İran'a göndereceklerdi, sıra dışı edeceklerdi. Böyle hapse atıldım. Fakat bunlar ne düşünüyorlardı? Bazı o iş adamları, hatta yakın arkadaşlarım falan irtibatlarını kestiler falan. Hatta şey düşünüyorlardı, ben hapishaneye girdikten sonra şey diyeceğim, tamam siz ne istiyorsanız onu yapayım, ama ben onu yapmadım. Ben bu kitabı, kitap haline getirdiğim bu belgeleri oluşturdum. 180 sayfalık bir belgeler serisi ve bu birçok şeyleri anlatıyor, ispatlıyor. Şu anda mesela bunu o üç dinin büyük alimleri aslına bakarsanız oturup incelemeli. Ben bunları mesela ya hepimizin bildiğimiz İslam dininde, Kur'an'da her yerde Allah'ın bağışlayan ve şefkatli, şefkat dolu bir varlık olduğunu yazıyor. Allah kendini öyle tanıtıyor. Peki öyle olursa neden Müslüman ülkelerin hepsinde fakirlik ve felaket var? Yani bunları açığa çıkarıp gösterebilmemiz, duyurabilmemiz gerekiyor. Evet. و من با یکی از بهترین امکاناتی که در اختیار من بود، شرکت ها و تمام آدم های تجار بزرگ دول عربی، ایران، اروپا، آمریکا، یک لحظه در یک لحظه تو این 2006 من خودم با اون لباس ها که تو تنم بودن سر در از اون دریا آوردم که من میخواستم با این قایق‌های دریایی ببرن به سمت ایران. چه اتفاقی افتاد؟ نتونستن ما رو برگردوندن، حالا میگن نمیدونم نیروهای دریایی ممکنه دیده بودن برگردوندن و ما رو سر در از منی که تو شهر شارجه زندگی میکنم و قانون دولت امارات اینه که هر کسی در هر شهری زندگی میکنه هر مشکلی داره پلیس و دادگاه اونجا مسئوله
ولی من از شهر شارجه دستگیر کردن با همون لباسای تنم با اون همه شرکت و اون همه به قول آقایون حالا پیش من عظمتی نبود پیش من هم یه چیز معمولی بقالی تو چشم من بود ما رو برداشتن بردن تو زندان دبی خلاصه کلانتری دبی و ما رو انداختن در زندان دبی و به ما حکم دادن که ایشون زندان یک سال خوره بعدم از اینجا باید ابعاد عربی میگن یعنی اخراج بشه بره به سمت ایران این سرنوشت ما شده بود beni oraya yakaladılar yani deniz yolundan hatta bu jet ski gibi araçlar vardı onunla İran'a götürmeye çalışıyorlardı şimdi ben anlayamadım tam olarak öyle ilerledik de deniz üzerinde nasıl oldu geri döndüler bilmiyorum ama Birleşik Arap Emirlerinde kanunlarında bir yasa var birisi hangi şehirde yaşıyorsa ben mesela Şarjada yaşıyordum. Şarjanın karakolları ve oradaki yetkililer benimle ilgili karar merciydi, karar verebilirdi. Hı hı. Geldim orada üzerimdeki şeyler hiç kimse de söylemedi bunun büyük şirketleri var falan ekonomiye ne kadar katkısı var. Hiç onları düşünmeden geldim orada hemen hapse attılar. 2 yıl 10 gün hapishanede kaldım. Hı. و من در این مسیر حس کردم که حس کردم نصف دنیا با من دشمن شده نصف دنیا دوسته دوستان فرار کردن چرا؟ چون من دیگه اونجا صحبت از اقتصاد نمیکنم دیگه کسی نمیتونه بیا تو آفیس من یه کار واسطه بشم 10 میلیون دلار گیرش به اینا رو گذاشته بودم کنار دیدم اونا اول به ما نصیحت کردن دیدم نه ما مسیر خودمونو میگیریم ما رو ترک کردن خداحافظی کردن رفتن ما ایام عید نوروز ایران بود زن و فرزند ما رفته بودن در ایران در شهر تبریز اونجا سر به فامیلا بزنن و برگردن اونا در حینی که تو سفر بودن تو تبریز این اتفاق برای من افتاد که ما دستگیر شدم ما فقط یه زنگ به اونا زدیم دیگه گفتیم نیاید که نیومدن تا دو سه سال طول کشید تا کار ما از زندان آزاد شد و مسائل ما حل شد اینا شده بو اولایلار اولدوغونده من بونو گوردوم دنیانن سانکی یارسی بانا دشمن اولموشتو دیگر یارسی آرکاداشلارمدی فقط O arkadaşlarım da bir bakıyorlardı. Önceden ofisime geliyorlardı. Bir iş yapıyorduk. Yardımcı oluyordum. Mesela 10 milyon dolar kazanıyorlardı. Artık ben onu yapmıyorum. Başka bir hedefe doğru kilitlendim. Onlar da öyle bıraktılar beni gittiler. İran'daki takvimle yılbaşı esnasıydı bu. İran'ın en büyük bayramı o. O yüzden eşim ve çocuklar İran'daydı. Tebriz'de yaşıyorlardı onlar. Oraya gitmişlerdi. Ben de gidecektim ama bu olaylar oldu. Ben hapishaneye atıldığımda onlara sadece telefon açtım. Gelmeyin şimdilik dedim. Yani o bayramdan sonra geri döneceklerdi. Gelmeyin şimdilik dedim ki 2,5-3 sene sonra bu olaylardan tamamen sıyrıldıktan sonra gelebildiler. Peki arkadaşları mesela çevresi Muhammed Bey'i Said Muhammed Bey'i nasıl suçluyorlarmış hani nasıl gözle bakıyorlarmış bizim işte buralarda olanlara bu tür kişilere ne denir yani aklını kaçırmış bu böyle bir şey öyle bir tepkiyle karşılaşmış mı? اون دوستانی که میگین شما رو دیگه ول کردن مثلا چی میگفتن فرض کنیم اینجا شاید باشه مردم میگن خب شاید اختلال ذهنی پیدا کرده اون دوستان شما چی میگفتن که بیرون کردن؟ بله به من همه چی گفتن تو عقلت کم هست دیوانه هستی تو دلار به این خوشگلی دلارای خوش پوند بریتانیا یورو درهم امارات دینار کویت اینا رو ول کردی چیکار داری سایت نهضت سفید زدی نمیدونم که اون حکومت ها متکبر بوده شاه تو ایران افتاده حالا نمیدونم تو این حرفا چی میزنی آقا پول در بله همه اینا رو و خیلی چیزایی که آدم هم خندش میگیره هم گریش به ما گفتن اینا tabi çok şeyler söylediler tabi delisin yok bilmem aklını kaçırdın öyle şeyler söylediler hatta şey diyorlardı çok büyük çaplarda ticaret yapıyorsun Ne güzel dolarlar kazanıyorsun, sterlin kazanıyorsun falan, euro falan filan her yerin ticareti elinde. Hep bana da söylüyorlardı, yok bırak onları mesela başka ülkede hangi devlet adamı devrilmiş devrilmemiş onlar seni ilgilendirme, sen paranı kazan. Ben bıraktım o yüzden aklımı kaçırmışım gibi geldi onlara. حتی خانواده رو عشق یعنی پدر مادر آدم دوست داره دیگه نعمتی بالاتر از پدر مادر که رو عشقی که به من داشتن حتی مثلا پدر مادر میگفتن حالا یه کاری تلفنی موهای تلفنی ما زندان گفتن پسر آخه شما چرا به این کارا همسر آدم فامیل همه اینجوری فکر میکردن
ولی منم نمیتونستم اون موقع همه چیز بگم و یه نیرویم که میگم حالا من اسمشو گذاشتم نیروی سوم و پنهان، اونم یه دستی سرشونه ما میذاشت گفت آقا جون شما اگه چیز بزرگ میخوایی سختی بزرگم داره، اگه میترسی برگه ما میتونیم برات گردونیم سر شرکت و پول و دنیا، ولی اگه چیز بزرگ میخوایی سختی هم هست برو، ولی ما کمکت میکنیم صبرش بهت میدیم یکم صبور باش. طبیعی حتی بی طرفتن انه بابا eşim falan bunlar da mesela telefonda arıyorlar ya ne oluyor ne yapıyorsun falan bırak bunları falan. Ama diğer taraftan hani manevi olayın manevi tarafı bir taraftan da bana öyle mesaj veriyordu. Ben bunlara gizli üçüncü güç diyorum bu manevi tarafa. Sürekli o da bana yaklaşıyordu. Tamam şimdi eğer çok büyük bir iyilik, büyük bir olay istiyorsan, öyle bir şey gerçekleştirmek istiyorsan bunun çok zor yolu var. İstiyorsan şimdi geri dön. Çok zorlanıyorsan geri dön. Tekrar paraya falan filan devam edebilirsin. Fakat eğer devam etmek istiyorsan zorlanacaksın. بالاخره ما رفتیم تو زندان، دیدیم تو زندان هر کسی ما رو میبینه هم آدم نمیدونه هم انرژی خنده از گریه است. تو زندان هم حرفای ما رو که چیمونه، یا اون پلیس اومده گفته ایشوی پرونده پیچیده ای داره، صحبت های بزرگ معنوی اقتصادی سیاسی توش هست، اونا هم به ما اومدن گفتن آقا ببخشید شما حالت خوبه؟ مریض نیستی، دیوانه نیستی اومدی اینجا؟ تا یه دو سه ماه اینجوری بود، بعد دو سه ماه دیدم تمام زندان از بندهای دیگه میان آقا منو میبوسن، غذاهاشونو برام میارن، پولاشونو میارن. گفتم آقا چی شده؟ گفتم ما را حلال کن، ما به خدا ببخشید شما داری یه چیزایی میگی که ما شاید 20 سال دیگه بهش برسیم و متوجه شم چرا. این چیزا تو زندانم بود حقیقتا، حتی تو زندان، حتی افسانه ده. من ایک باشتا گیتیمده اوردا مثلا یعنی بنیم دوسیام چوک کارماشیک بی دوسیایدی. Dosyama bakan oradaki o yetkililer falan gelip bana şey diyorlar, sen iyi misin yani, aklını kaçırmadığına emin misin yani, böyle bir durum falan, yani bunu artık deliler yapar. Ben de bir şey demiyordum fakat 2-3 ay falan geçtikten sonra, artık beni tam olarak tanıdıktan sonra herkes bana geliyordu, ben öpüyorlardı beni, paralarını bana veriyorlardı, bırakıyorlardı falan. Ben de diyordum yani ne oluyor ki, ben yani bir şey yapmıyorum. Ben sadece benimle oturup konuşanlara gereken açıklamaları yapıyordum. Orada da bu şekilde oldu. Ve yer üstü dedim, خود زندانیا به ما اومدن میگن شما ملک الملوک هستی. مخصوصا در تجارت و اینا. گفتم نه بابا من فقیر هستم. گفتن آقا فقیر چه، اسم شرکتت اینه، شما نمیدونم چی دولت ایران میشناسی، کویت میشناسی، دنیا رو میشناسی. حالا چرا اومدی اینجا؟ گفتیم دیگه قسمت. ولی من از لحظه‌ای که وارد زندان شدم، چون از بچگی یه اعتقادی به دین و عقاید و به خدا و پیغمبر و قرآن داشتم، همونجا تا که رسیدم فرداش یه دونه قرآن گرفتم از اون چیز نمازخونه مال زندان دبی، شروع کردم شبانه روز قرآن خوندم، شبانه روز قرآن می‌خوندم. تو بعد بقیه‌شو بگم خدمت. Şimdi bana herkes orada hapishanedeki diğer mahkumlar falan herkes gelip bana şey diyordu, sen çok büyük bir iş adamısın, enteresan mülklerin var falan. Hayır diyordum ben de, yani ben kendime bir fakir gözüyle bakıyorum, ben o kadar böyle gözü yükseklerde olanlar falan diye. Evet biraz bir çalıştım falan. Hayır diyorlar, sen böyle şirketlerin var, çok büyük büyük iş adamlarıyla, ne bileyim devlet adamlarıyla falanla görüşüyorsun ediyorsun. Hayır dedim, yani ben yani kısmet, yani oldu bu şekilde, bir şekilde yolumuz buraya düştü. Sonradan Dubai'deki hapishanedeydim. Dubai hapishanesinin kütüphanesinde bir Kur'an vardı. Onu aldım, Kur'an'ı okuyordum. Her gece ben bu Kur'an'ı okuyordum. Ve hatta şabata sub Kur'an mı kundam, ruz mı kundam, kazan kheyli kem mi kurdam. Dige hemen bir cüri bana duz çömlemeden kundam. مثلا شیخ شو به ما خطاب شیخ میگه، شیخ بیا خب قضا بخون، گفتم من کم میخورم. ولی همینجور که قرآن میخوندم، حالا دیگه خودم نمیدونستم کجا، گاهی با شوخی گاهی با عصبانی میگفتم آقای پیغمبرا دیدید گفتم شما یه فقیر گیر آورید سر به سر ما گذاشتید، منو آورید کردید زندان تو شاخ گلام، همش بازی بوده، ما رو آورید کردید زندان. حالا زندان که چی؟ هیچی هم نداریم دیگه، تو لباسا نه شرکت از دست رفت، پول رفت، زن و بچه تو ایران هیچی هم الان نداریم. دستتون عجب پیغمبرای خوبی هستید، خیلی مهربانید، فقط نقشه کشیده بودید منو دستگیر کنید دادید زندان.
Şimdi her gece Kur'an'ı okuyordum, ilerliyordum biraz. Bana da gelip diğerleri diyorlardı mesela yemek zamanı, yemek çok az yemek yiyordum, fazla yemiyordum falan. Kur'an'ı okuyor okuyor bazen de, bazen belki biraz sinirlenerek, bazen hatta şakayla kendi kendime şey diyordum. Evet, üç tane peygamberi gördüm. Evet, sizler benimle dalga geçtiniz. Şirket kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Yok bilmem çiçek açmıştı o bitki, o da bitti gitti, çoluk çocuk İran'da kaldı, her şey bitti. Beni sadece hapse mi sokmak istiyordunuz? Yani bu biraz fazla büyük bir şaka. Evet. Goftam ya Resulallah, peygambere kudam, to zuret nemirisi, rafki dota peygamberam kuma geldi, setayı beni azir zindan bu kunidin o. Bu rahat yardımız adam. Ve böyle söylüyordum bazen, yani ben Müslümanım, benim kendi peygamberim sanki öbür peygamberlerden de yardım almış. Üç kişi birden beni hapse atmışlar. Bir taraftan bana kıs kıs gülüyorlar. Evet. Albatta madaram xulosesh mikunam. Goftam piramun e chiza bad xeyli sohbat beshe, sohanani beshe, vali xulose mikunam ki shoma begirid ki chi shod nihayatesh ki umadim Anatoli. Tabii ben bunları kısaltarak aslında anlatıyorum. Çok çok detaylı, çok geniş şeyler yaşadım orada ama kestirmeden yaklaşmaya çalışıyorum ki nasıl oldu Anadolu bölgesine geldim, Türkiye'ye geldim. Evet. Her ruz yap ki zindan gigayım madmara seda mi zat hala bara yek kari çizi it bu ki dostani ki onca bedige bana muhabbet mi kenan mi dovidan goftan ah khoda mara halal kun shoma mis ki az inca mucavvez incast ki hukm dadgah shoma ikhraj mishi miri İran mushkil beri İran am mumkin masalan hala ona bandaye khoda ujuri fek shoma hatma miri edam mishi koshte mishi chi shode migan parvande to kheli siyasiye mara halal kun falan bad masalan ma miraftim barmigash moda chi gotam vallahi hichi hamidun ona goftan ye kesi soraghate migirefte zindan manam ba kesi mulaqat nemikardam hatta masalan konsulgari İran omade bud ajay dige godam na baba kesi ma ba inca felan bad boran bokunim berim chi ertibaghi miyafte. Şimdi bazen oluyordu, birileri benimle görüşmeye geliyordu. Ben kimseyle görüşmemeye çalışıyordum. Yani mesela İran konsolosluğundan da gelmişlerdi, gitmedim. Ama bazen o hapishanenin yetkilileri bazen çağırıyorlardı, gidiyordum. Konuşuyorlardı, şey diyorlardı, şimdi burada belki günlerim biraz zor geçiyor ama dosyana bakıyoruz, inceliyoruz. Buradan çıktıktan sonra İran'a gönderilecekmişsin, sınır dışı edilecekmişsin. Orası da biraz zor bir yer. Çok siyasi bir dosyan var. Belki orada idam ederler falan. Yani bizi helal et en azından, seni biraz rahat yaşatmadıysak falan. Hayır diyordum, yani bir sorun yok. Dönüyordum, diğer hapishanedeki arkadaşlar soruyordu ne oldun falan. Söylemiyordum, yani birisi benimle görüşmek istiyordu diyordum. چون در این پرونده اولین بار شاید توی 5000 سال گذشته ادیان یه شخصی رفته تو دادگاه که هم خودش متهمه هم شاکی، هر دوتاش خود منم و این پرونده اسم خیلی از بزرگان ایران در این پرونده هست. اینم پرونده آثاره که اگر در هر کشور دنیا یا در ایران خود ما یه کسی یه انگشتر قدیمی داشته باشه حداقل 20 سال زندان میره یا اعدام میره. اینا هزاران آثار تاریخ کشور ایران آوردن تو دبی به قول محکمه دبی که بعد که دیگه حالا چی شد یه توطئه درست کردن. من بیچاره که اصلا کاری به چیزا ندارم، همه هم از این پول بردن و میلیاردها دلار گیرشون اومده، من به عنوان این هم متهم هم شاکی بردن تو دادگاه، حبسم بهم دادن بعدم میخوان ببرنم ایران. نمیدونم قصه چیه. شنیدم من تام olarak neyim üzerine parmak koymuştum. Hani mesela sanki mesela bir sorun olmuş, çok büyük çapta bir kaçak işler yapılmış. Mesela özel örnek vermek istersem bir tarihi eser, hatta bir yüzük olsa, birisi bunu ülkeden çıkarırsa bu tarihi eser kaçakçılığına girer ve bu yasaktır. Ben gözümün önünde ona benzer, tam öyle aynı konu demiyorum ama ona benzer milyonlar işler falan yapılmıştı. Ben onları görüyordum. Benim dosyamda mesela bunlar da yazıyor. Evet, İran tarafında mesela öyle bir şeyler yapılmış. Ben şimdi buna engel olmak istiyorum. Fakat ben kendim şu anda hapishanedeyim. Yani bu ne demek oluyor? Tarih boyunca ilk defa bir dosyaya bakıldığında ben o dosyada hem müşteki makamındayım hem şüpheli. Yani olaydan şikayetçi olan benim ama yine de ben içerideyim. Çok enteresan.
این پرونده جهان بیان ببینن اولین بار در دنیا یه اتفاق افتاده، اونم تو کشورهای اسلامی، دولت امارات برادرای ما اصلا اسلامی هست. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yani Birleşik Arap Emirlerinde bir de İslami bir ülkede böyle şeyden dolayı içeri atılıyor. خب نتیجه چی شد؟ یه روز تو زندان دبی دیدیم بلنگو صدا اومد که سعید محمدی بیاد. ما هم که چیزی نداریم، همه ریختن گفتن بله امروز داریم میری. خداحافظی و از حلالیت و اینا، دیدیم ما را سوار ماشین کردن اووردن شارجه که شهری که من خودم توش بودم و این حادثه رخ داده بود و در زندان شارجه مدتی هم در اونجا نگردشم. اومدن شرکت سوال کردن و شرکت ما هم خود شیخ شارجه خانواده است، شیخ کفیل ما هستن، پسرخوار خود شیخ سلطان کفیل شرکته. سوال کردن آقا این شده و اشکال نداره، یه اشتباهی شده، کاری نداریم. بعد از شارجه یه روز صبح دیدیم صدا ساعت 8 در اومد سعید محمدی بیا، گفتیم خب دیگه داریم میریم برای ایران. از اون ساعت از 2008 تا الان که خدمت شما هستم، تمام عرب ها خانواده های بزرگ اومدن پیشونی مبوسیدن، دست مبوسیدن، میلیون ها دلار پول ریختن دوره آقا، بهت کاخ میدیم آقا، فقط دعا کن برای امت عربی و اسلامی. اشتباه شده، حتی ببخشید پیرمردی که خیلی آدم معتقد و اهل قرآن بود بنا که گریه کردن به من خطاب سلمان فارسی داد، گفتم نه نه نه، من فقیری بیش نیستم، من اگه توانمند بودم، اگه قدرتمند بودم، چرا باید بیام اینجاها گرفتار بشم؟ خب تو کشور خودم زندگی میکردم. گفتم نه. خلاصه از زندان شارجه منم تعجب کردم، ما را آوردن بیرون و در یک هتل 5 ستاره در دبی سکونت پیدا کردیم و هیچی هم دیگه نداشتیم، تمام شرکت و پاسپورت، هیچی نداشتم، هیچ چیزی نداشتم به جز لباس زندان. از اونجا از سر تا سر دنیا تا امروز که تو استانبولم، توی استانبول از 2012 که اومدم تا به امبو، هزاران هزار آدم اومده دیدار من، پول میدن، اموالشون میدن، تشکر میکنن، آقا ببخشید میگن. حالا مسلمونا، غیر مسلمونا اینجا سوال مهمه که به قول خودم گفتیم حضرت موسی، آقا اونا هم به ما توی بعد از این اتفاق که من از آزاد شدم به ما بس شدن و شروع که انرژی اومدن تا ما رسیدیم به بالاترین اسرار بشر حداقل در 200 سال گذشته. Bir gün bir baktım çağırdılar, Said Muhammedi gelsin. Herkes söyledi evet herhalde tahliye ediliyorsun ve İran'a gönderileceksin. Helalleştik falan filan çıktık. Ama o Dubai'deki şeyden, hapishaneden çıkardılar. Yaşadığım Şarja şehrinin hapishanesine yerleştirdiler. Orada biraz incelediler, ettiler şeyi, dosyayı, ne olmuştu falan filan, bir şeyler konuştular, ettiler. Ve orada da bir süre kaldıktan sonra 2008 yılında yine de çağırdılar bir gün beni ve çıkardılar, şey dediler yani, ben de yine de düşündüm İran'a gönderecekler diye ama göndermediler. Çıkardılar oradan beni ve orada çıktığımda artık yani şirketim yoktu. Ki o şirket büyük Arap şeyhlerinin şirketleriydi, bana kalmıştı. Yani onlar işletmiş de sonradan ben devralmıştım. O hepsi gitti, mal varlığı gitti, çoluk çocuk başka ülkede. Yani üzerimde sadece hapishanenin kostümleri vardı. Öyle çıktım ve çıkar çıkmaz Arap ülkelerinin çoğundan bir sürü insanlar, büyük şeyhler, iş adamları, devlet adamları falan geldiler hemen. Yüzümü gözümü öpenler vardı. Hatta biri vardı, bayağı bir ağlıyordu. Yani yanlışlık oldu, yanlışlıkla böyle bir karar verilmiş falan diye.